Birkaç milyar yıl sonra dünya artık dönmeyi bırakabilir. Fakat bu zamana kadar beklemeye gerek kalmadan güneşin bizi yutacak olması daha büyük bir olasılık. Dünya yakın bir zaman içerisinde kendi kendine birden dönmeyi kesinlikle bırakmayacak. Fakat yine de dünya şu an bir anda dönmeyi bıraksa bizlere ve gezegenimize ne olurdu? Şu an dünya ekvator çizgisinde saniyede 465 km hızla dönüyor. Fakat kutuplara geldiğimizde bu hız daha da yavaşlıyor. Eğer dünya dönmese hayat olarak bildiğimiz şey olmazdı. Milyarlarca yıl önce gezegenimizin şimdiye göre çok daha hızlı döndüğünü biliyoruz. Güneş sisteminin en başlarında dünyamıza bir gezegen veya bir gök cismi çarptı. Bu da dünyanın hizasının değişmesine sebep oldu. Ve bu çarpışmanın sonucunda ay ortaya çıktı. O zamandan beri dünyanın dönüş hızı giderek yavaşlamakta. Ayrıca ay, dünya ile kütle çekim kilidi daha olmamışken şu ana göre daha hızlı dönüyordu. Güneş sisteminin ilk zamanlarında ay ve dünya tamamen birbirinden bağımsız bir şekilde dönüyordu. Fakat bir süre sonra dünyanın yer çekimi ayı yakaladı ve ayın dönüş hızını yavaşlattı. Kaybedilen momentumu geri kazanmak için ay kendini dünyadan geri itti ve şu anki konumuna geldi. Ama ayın da dünyaya uyguladığı bir gelgit kuvveti var. Ve ay dünyadan her yıl birkaç santimetre uzaklaştığı için bu dünyanın dönüş hızının yavaşlamasına neden oluyor. Her şeyden önce dünyanın ekvator çizgisinde saniyede 465 km hızla döndüğünü tekrar hatırlatayım. Dünya bir anda dursa yeryüzündeki her şey saniyede 465 km hızla kayardı. Durun ve her şeyin bir anda saatte 1670 km hızla hareket ettiğini düşünün. Ne olduğunun bir önemi yok. Siz dahil her şey havaya uçardı. Ve sadece bu değil. Tüm okyanuslar dünyanın dört bir yanına yan bir şekilde havaya uçardı. Kilometrelerce uzunluğunda dalgalar görürdük ve bunlar inanılmaz derecede hızlı gelirdi. Büyük ihtimalle bunlar o kadar uzun olurdu ki en üstünde ne olduğunu bile göremezdik. Bu iki afet büyük ihtimalle yaşamı direkt sona erdirirdi. Her şeye rağmen dünya dönmeyi bıraksa bile atmosfer yine de dönmeye devam ederdi. Bu da çok şiddetli rüzgarları ve fırtınaları oluştururdu. Yeryüzü dönmeyi durdurdu diye dünyanın çekirdeği de dönmeyi bırakmayacaktır. Oldukça volkanik olan gezegenimizde büyük ihtimalle kabuğun altında ve üstünde patlamalar görürdük. Bu patlamalar dünyanın her yerine yayılırdı. Dünyanın bir tarafı her zaman güneşe doğru bakarken diğer tarafı kalıcı olarak karanlık olurdu. Yani bu da bir tarafının sürekli sıcak, diğer tarafının sürekli soğuk olacağı anlamına geliyor. Dünya üzerinde hala yaşanılabilir yerler olabilirdi ama önceki felaketlerden kurtulabilecek çok az kişi olacağı için bunun pek bir önemi olmazdı. Hala yaşayan kişiler tam güneşin ve ayın da olduğu sınırda yaşamak zorunda kalırdı. Güneşten yeteri kadar uzaktayız. Bu yüzden dünyanın güneşi gören kısmı bir anda yanıp kül olmazdı. Ama sıcak taraftaki atmosfer aşınmaya başlardı. Atmosferin yine de hareket edeceğini söylemiştim. İçindeki gazlar daha da fazla ısı oluştururdu ve dünyanın her iki tarafı da ısınmaya başlardı. Bulutlarda çok fazla ısı olacağı için okyanuslar kaybolmaya başlardı. Aynı Venüs'te olduğu gibi.